dinleyiciler. Askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesiyle ilgili açıklama yaptı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Cumhurbaşkanının çözüm için talimatı olduğunu da söyledi yaptığı açıklamada. Önümüzdeki günlerde de yola koyulacağız ifadesini kullandı Sayın Akar. Evet, bu önemli gelişmeyi konuşacağız, soracağız kendisine. Acaba hazır mı Sayın İhsan Sefa? Ben şu anda yönetmenimi de duyamıyorum. Evet, evet, birazdan hazır olacağını söylüyor. Biraz daha geçmişe gidecek olursak, GATA ve askeri hastaneler, sevgili izleyiciler, hatırlayacaksınız. 15 Temmuz sonrası 2016'da OHAL kapsamında kanun hükmünde kararname ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınıp Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti. Ve işte bugün gelinen noktada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamayla askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanının da çözüm için talimatı olduğunu söyledi Sayın Akar yaptığı açıklamada ve ekledi. Önümüzdeki günlerde yola koyulacağız dedi. Az önce de ifade etmiştim, emekli Havakurmay Albay İhsan Sefa bizlerle birlikte olacak. Hazır mı arkadaşlar Sayın Sefa? Evet, hazır galiba. Sayın Sefa, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bültenine uzun zaman olmuştu, sizinle bir bağlantı kuramamıştık. Gördüğüme sevindim sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Emre Hanım. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Evet. Hazırız. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Az önce bahsettim. Olaya da vakıfsınız elbette. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen açıklama önemli. Askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Önce bu açıklamayı sorayım size. Mühim bir açıklama mı? Önemli mi? Neden önemli? Buyurun. Evet, çok çok önemli. Sevindirici bir açıklama. Evet. Yanlışın neresinden dönülürse kârdır. Bu 6 yıldır ciddi bir hataydı. Yani bu şuna benzer. Bireye kızdık, yorgan yaktık. Bakınız, askeri tıp, evet ben tıp uzmanı değilim ama herkes bilir. Askeri tıp ayrı bir bilimdir. Yani bir şarapnel parçanın yaptığı yaralanmayı, evet, bir patlayan bombanın verdiği hasarı, yanmayı tedavi etmek ayrı bir branştır, ayrı tedavi yöntemdir. Yani herhangi bir ortopedist bir kırığı yapar. Ama parçalanmış bir kolu, onu yapmak tecrübe işidir. Yani askeri bir yanlıştan mı dönüldü aslında? Evet. Bu, evet. Evet, bizim aslında askeri hastaneler kapatılmadı. Evet. Ama ne oldu? Staj değişti, Savunma Bakanlığı alındı. Efendim, Sağlık Bakanlığı verildi. Fakat askeri özelliği kayboldu. Şimdi savaşan ordunun, savaşan askerin mutlaka geride güvendiği bir hastanesi olması lazım. Neden? Dünyanın hiçbir yerinde. Neden Sayın İhsan Sefa? Hastanesi olmayan bir ordu yoktur yani. Evet. Askeri çünkü hastanenin de önemini anlatır mısınız bize? Çok önemli çünkü. Buyurun. Önemli. Duyamam. Tekrar eder misiniz? Askeri hastanelerin önemini anlatır mısınız bize? Anlatacağım. Buraya evet geçiyorum. Şimdi efendim bakın. Tarihin geçmişe bakalım. Ta milattan önce 600-700 yıllara bakalım. İskitler, İskit Türkleri Anadolu'ya, Ege'ye geldikleri zaman oradan gelen kalıntılar var elimize geçen. Evet. O kalıntılarda, vazolarda yaralıyı tedavi eden, saran resimler var. Bakın, ta o zamandan beri, o yıllardan beri her askerin, çatışan, savaşan askerin mutlaka bir yaran zaman güveneceği, kendisini kurtaracağına inandığı bir tıp ve tedavi var. Yıllardan beri böyle gelmiştir. Bakınız, Selçuklu döneminde 1072'de Sultan Melih yine savaşa giderken 40 tane devenin çektiği bir askeri hastaneden bahsediyor. Yani o zamanki şartlar bir hastane denmez belki ama o da 40 tane devenin çektiği çadırlar, içinde tıbbi malzemeler o günün şartlarına göre, tedavici otlar vesaire vesaire. Yine Osmanlı'ya gelelim. Padişah'ın yanında mutlaka tedaviden sorumlu, yaralılardan sorumlu bir tane tıbbi danışman var. Yani her yerde, dünyanın her yerinde savaşan ordunun mutlaka arkasında bir askeri hastanesi, bir güvendiği yer var. Bugün dünyada bir numaraydı benim bildiğim kadarıyla.
Gata'nın yani tedavi merkezi. Evet. Bakın o çatışmalarda yanan, bombada yanan vesaire yani tedavi edildiği yer dünyada başka yok onun kadar. Dünyada bir numaraydı. Şimdi ne durumda bilemiyoruz. Oradaki asker sayısı azaltılır, askeri hastanelerin yani Sağlık Bakanlığı'na geçmesiyle belki de bir takım kayıpları vermeyecektik bu olmasaydı. Bakınız yaralı askerlerimiz Gata'ya gelip derhal bir takım şeyler yapıp tedaviye başlıyordu ama daha sonra bir dönemde Gata'nın sivilleşmesiyle oradaki askeri doktorların birer birer sağa sola dağıtılmasıyla sonuçta bakıyorsunuz ki yaralı hastaları efendim bilmem nerede devlet hastanesi müdahale ediyor. Peki tam da bu noktada şöyle sorayım mı daha somut olsun diye. Askeri hastaneler sivilleşirse hangi sorunlarla karşılaşırdık, karşılaşırız ya da? İşte doğru diyorum. Şimdi askeri tıp ayrı bir bilim dalıdır. Ayrı bir literatürdür. Evet. Herhangi bir cerrah bir takım uzmanlaştığı alanlar vardır vesaire ama bakınız parçalanmış bir kolu az önce söylemiştim. Parçalanmış bir kolu tedavi etmek nasıl mümkün olacak? Evet. Bir cerrah ne kadar çok şarapnel parçası, mermi vesaire ile parçalanmış bir kolu, ayağı, bacağı tedavi ederse o kadar çok tecrübesi artıyor. Ya. Ne yapıyor? Askeri cerrah ayrı bilim dalı ve ayrı bir tecrübe dalı oluşuyor. Şimdi herhangi bir hastanedeki doktorumuzun, cerrahımızın önüne kaç tane parçalanmış kol geliyor ki? Veya kaç tane parçalanmış, mayına basıp parçalanmış bacak, ayak geliyor ki tedavi etsin? Belki hiç gelmiyor. Belki de bir tane başka türlü geliyor. Ama askeri hastanede tüm bunlar topyekun gele gele bir tecrübe birikimi oluyor, bir bilgi bir kurumuyor. Şimdi tabii askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'ndan alıp da Savunma Bakanlığı'na verilmesiyle iş bitmeyecek. Bakın o doktorları tekrar bulup getirmek lazım. Nerede o doktorlar? Nereye gitti onlar? Evet. O çok önemli tekrar bir noktaya değiniriz. Lazım. Evet. Yani biz birikmiş, yığılmış tecrübeyi... Peki ne yapılmalı? Sayın Sefa tam bu noktada ne yapılmalı? O muazzam tecrübe edinmiş doktorları nasıl bulup getireceğiz tekrar görevlerinin başına? Yapılabilir mi? Tabii bu mümkün mü? Bunların bir kısmı FETÖ'den atılmışlar vesaire. Onları boş verin. Evet, onları bir kenara bırakın. Tabii onları kastetmiyoruz elbette. Ama hakikaten Atatürkçü, vatansever, yurtsever, milliyetçi doktorlarımız çokça var. Bunları mutlaka bir yerden bulup kayıtları vardır. Getirip bu hastanelere tekrar eski görevlerine vermemiz lazım. Bir altyapı yeniden oluşturmamız lazım. Tabii birkaç yıl zaman alacaktır tekrar eskiye gelmeleri. Ama mutlaka bunun yapılması lazım. Geç bile kalınmıştır. Bakınız yani dünyada hastanesi olmayan, askeri hastanesi olmayan başka bir ülke yok. Başka bir ordu yok. 600 bin, 500 bin askerimiz var. 500 bin demeyeyim. Daha da azaldı şimdi şeylerle profesyonel geçince. Ama rakam veremeyeceğim. Ama askeri hastanemiz yok. 35 askeri hastanemiz var bizim. Şunu diyebilirim. Ya askeri hastanede sivillerde faydalansın. Tabii ki faydalansın. Devletin hastanesi. Zaten açıktı yani. Zaten ben bir kata son zamanlarda belli bir oranda sivil hastalara bakıyordum. Ama bugün şimdi özellikle Gata ve Haydarpaşa Eğitim Hastaneleri hakikaten Türkiye'nin bel kemiğiydi bu hastane. Bel kemiğiydi. Evet. Özellikle askeri cerrahi konusunda. Mutlaka bunları tekrar eski hekimlerinin bir şekilde emekli olsa veya bir yerde de olsa bulup getirip yurt çekmiş de olsa eğer bir terörle karışmamış, bir FETÖ mesela gibi terör örgütüne karışmamış vesaire ise bunları bulup getirip tekrar bu görevlere başlatmamızda fayda var. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Var mı eklemek istedikleriniz? Son cümlelerinizi alalım Sayın Sefa. Bölmüş gibi evet, olmayın lütfen. Güzel bir haber, sevindirici bir haber. Evet. Yıllardan beri bunu söylüyoruz. Hastaneler mutlaka silahlı kuvvetlere verilsin. Mutlaka ordunun hastanesi olması lazım. Asker arkasında güveneceği bir şey ister. Mihenk taşı ister. İşte hastane odur. Yani askerin yaralı zaman beni tedavi edecek diye güvendiği bir yer lazım. Evet. Bu asker hastane. O dönem askeri hastaneler Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınıp Sağlık Bakanlığı'na devredilmesiyle birlikte Vatan Partisi de çok ciddi eylemler ve açıklamalar yapmışlardı, duruma itiraz etmişlerdi. Vatan Savaşı veren ordunun hastanesiz bırakılamayacağı ifade edilmişti. Bunu da eklemek istedim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sayın Sefa çok sağ olun, iyi akşamlar. Evet efendim, bültenimizi böylelikle bitiriyoruz, noktalıyoruz ama önümüzdeki hafta sonu
Yine yurttan ve dünyadan derlediğimiz gelişmelerle, belki konuklarımızla ve bağlantılarımızla karşınızda olacağız efendim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yarınlar diliyorum.